Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var Alternatif Radyo'da. ...91.5... Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Konumuz var programında. Birlikteliğimiz başlıyor. Bugün gene çok sevgili bir konuğumuz var. Tüm ilimizin tanıdığı, tüm Tavşan'ın tanıdığı, şu anda Tepecik Spor'un direktörünü yapan sevgili Erhan Sarıgöz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali abi. Teşekkür ederim. İyi misin? Teşekkür ederim Ali abi. Siz nasılsınız? Vallahi hocam ben de iyiyim de soğuk. Evet ya. Maalesef havalar bayağı sert geçiyor. Evet. Yaşta kemale gelince daha ya canım, oluyor. Daha dur bakalım Ali abi ya. Hocam. Buyur abi. Son hafta Hacı Kebir maçını 5-1 kazandınız. Evet. Ve sonrasında benim takip edebildiğim kadarıyla artık siz ilk ikiyi garantilediniz en azından. Evet. Balda, Yolculuk, Bahçede, Tevecik Spor'un. Son maç için neler söylersin? Şimdi inşallah yani ilk ikiyi garantiledik. Çünkü üçüncü takımda 11 puan fark var aramızda. Yani 3 maç kaldı. Hı hı. Toplamda 9 puan yapıyor zaten. Matematiksel olarak ilk iki garanti. Ancak futbolda her türlü sonuç var. Artı bizim oynayacağımız rakipler de değerli rakipler. Bu hafta oynayacağımız Ulu Oymak küme düşmemek için oynuyor. Yani zorlu maçlar var. Artı yani biz bu hafta oynadığımız Hacı Kebir maçını da yine küme düşmemeye oynayan bir ekiple oynadık. Yani son maç dediğim için onu anlatayım. Tabii zor maçlar. Can derdinde takımlar. Biz de şampiyonluk derdindeyiz. Tabii gönül şampiyon olmayı istiyor. Tabii ki iki takım çıkacak olarak görünüyor şu anda ama onun da garantisi yok. Çünkü bal takımları, onların da maçları var. Şu anda Çağlayan'ın tabii kurtulma şansı yok. Düştü. Evet, Çağlayan kesin düştü. Çağlayan düştü. Yeşilay'ın durumu var. Onun da zorlu maçları var. Alttan ikinci onlar da. Tabii futbol piyasası düştü olarak görüyor ama ben hiçbir zaman o şekilde bakmıyorum. Çünkü futbolda her türlü sonucun olduğunu çok yaşadım. Çok yaşadığım için garanti görmüyorum her şeyi. O anlamda biraz rahatlık, rehavet tabii var ilk ikide olduğumuz için. Ama bu her şey bitti değil. Bu hafta da o şekilde çıktık maça. Tabii Hacı Kebir'in zorlayacağını biliyorduk. Çünkü dediğim gibi can derdindeler, küme düşmemeye oynuyorlar. Ancak şu sıkıntı var, futbolcu psikolojisi, alttan ikinci takımla oynuyorsun, lidersin. Bazen motivasyon sıkıntısı çekiyoruz. Bunu yani söylemekte fayda var. Futbolcular açısından, ben kesinlikle öyle bir şey yaşamıyorum çünkü benim için bütün maçlar aynıdır. Yani kimle oynarsak oynayalım, futbolculara da aynı şekilde anlatıyorum ancak psikolojik olarak onlarda bir rahatlık, rehavet oluyor ki golü de erken bulduk. Erken gol bulunca bir rahatlık geldi takıma ama onun sonucunda o rahatlıktan beraberlik golünü yedik. Değil mi hocam? Rakipten evet. Üstelik 10 kişiydi. Tabii 10 kişiydi ve o rehavetten, rahatlıktan golü yiyince takım gerildi. Yani aslında bize faydalı da oldu. Yani o gol. Takımı bir kendine getirdi. Bazen böyle şeyler iyidir ya yani futbolda. Bu bazı antrenörler, ben dahil, bazı zaman içinde gol yemeyi isteriz. Çünkü takımın dönüşü olması lazım. Bakıyorsun bir rahatlık, rehavet var. Bu nasıl olur? Bir şok geçirmesi lazım takımın. Siz kenardan ne kadar bağırırsanız bağırın. Futbolcu o anda zaten duymuyor. Yani birçok bizim söylemlerimizi futbolcu duymuyor saha içerisinde. Çünkü oyun akışına kendini vermiş. Kan dolaşımı hızlanmış. Yorgun vücut. Bazen duymayabiliyor. Artı taraftarımız ateşli, tezahürat yapıyor. O sesler de karışıyor bazen. O anlamda yediğimiz gol biraz kendimize getirdi bizi. Daha sonra zaten farklı kazandık maçı.
Tabii iyi oldu bizim için. Yani biz rakiplerin durumuna göre hareket etmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Gönül ister ki hani böyle rakiplerle oynamayalım. Çünkü zor gerçekten, duygusal olarak da insan da üzülüyor. Sonuçta karşındaki de insan, futbolcu. Onların da durumuna üzülüyorsun. Ama yapacak bir şey yok yani, bizim de hedefimiz var. Futbolda yani, her şey var hocam yani. Tabii yani biz maçı kazanmaya çıkıyoruz ki kalan 3 maçımız var. O 3 maçı da kazanmak için çıkacağız sahaya yani, futbol. Tamam. Oynayacağız. Hocam işte ama Hacı Kebir'e gittik. Ben aslında biraz gerilere gittim ama Hacı Kebir'le oynadığımız ilk maça gelelim. Aklıma benim o takılıyor. Evet. Hacı Kebir'le ilk maçta berabere kaldığımız 1-1 değil evet, mi? Evet, orada berabere kaldık. Yine aynı senaryo. Futbolcuların rahatlığı. Ki Hacı Kebir o dönemlerde çok fark yiyen bir takımdı. Yani evet. Çok kötüydü durumları. Biz gittik oraya. Golü de bulduk. Ancak son uzatmada çok gol kaçırıyoruz Ali abi. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de o takım olarak. Yani sonlandırmada sıkıntımız var bizim. Yoksa bizim takımımız pozisyon bulmada sıkıntı çekmiyor. Çok gol pozisyonuna giriyoruz ama sonlandırmada biraz sıkıntımız var. Bu tabii bizim elimizden gelen bir şey değil. Tabii çalışmalarımızı da yapıyoruz. Antrenmanlardaki o sonlandırmaları maçta maalesef zaman zaman yapamıyoruz. Bu çalışmayla da ilgili, fazla da çalışamıyoruz. Yani bizim her gün çalışma şansımız yok. Haftada 2-3 antrenman yapabiliyoruz. Saha durumları kısıtlı, hava durumu kısıtlı. Yani şartlar, futbolcuları çalıştırırken diğer futbolcuları bekletemiyorsun soğukta. Mutlaka takımsal olarak çalışman gerekiyor. Bireysel çalışmalara önem veremiyoruz. Futbolcuların durumu, öğrenci, ders saatleri uymuyor. Yani futbolcuyu özel olarak getirip antrenman yaptırma şansımız da yok. Yani bir takım sıkıntılar var ama bunlar mazeret değil. Sonuçta lider takımın futbolcusu pozisyona giriyor, sonra yapacak ama gol kaçırıyor diye de kimseyi eleştiremiyorum. Gol kaçar, futbolda neler oluyor. Önemli olan benim için o pozisyonlara girebilmek. Yani bir antrenör olarak ben bakıyorum, bizim takımımız oyun oynayıp bu pozisyonlara girebiliyorsa biz görevimizi yapıyoruz ama bireysel beceridir artık son vuruşlar, gol vuruşları, sonlandırma. Onu yapamıyorsa artık benim sahaya girip kendim gol atacak halim yok yani. Onda kimse kusura bakmasın. Öyle bir maçtı. Ancak uzatmada son 6 dakikalık bir uzatma verdi hakem. Biz gole giderken futbolcu sakatlığından dolayı hakem oyunu durdurdu. Bizim Aykut'taydı top. Kendi alanımızdan gole giderken hakem oyunu durdurdu. Tabii sakatlığa bakıldı. Oyuna bizle başlaması lazım normal şartlarda. Fakat hakem topu rakibin önüne bıraktı. Rakip gitti. Gol attı. Bizim futbolcularımız sağına soluna bakıyor ne oluyor diye. Ama hakem golü verdi. Yani burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sahaya girdik, itiraz ettik ama yok. Yani hakem sonuçta kararını vermiş. 1-1 bitti maç. Daha sonra itirazımız oldu. Ancak bizden maç kaydı istediler. Bizim hiçbir maçımız kayda girmiyor. O yüzden itiraz da edemedik. Yani etsen zaten bir anlamı olmayacak. Neye itiraz ediyorsun? Ki gözlemci ne yazdı onu da bilmiyoruz. Hakem ne yazdı onu da bilmiyoruz. Sonuçta onların raporlarına göre karar veriliyor. Yani bizim itirazımız gündeme gelmiyor. Nihayetinde öyle bir puan vermiştik orada. Ama daha sonra toparladık. Devre arası iyi geçti bizim. Yani bazen hani maçların ertelenmesi bazı takımların işine gelmiyor ama bizim işimize geldi açıkçası. Biz daha fazla çalışma şansı bulduk. İyi de girdik lige. Kaldı ki ilk 3-4 maçımız çok önemliydi. İyi takımlarla oynadık biliyorsun. Hep 3'teki takımlarla oynadık. Şeyde hocam ilk 3-4 derken ikinci yarının ilk 3-4 maçını söylüyorsunuz. İkinci yarının. İkinci yarı. İlk yarıyı artık geçtik. İkinci yarıdan bakıyoruz. Çünkü ilk yarıyı neden geçtik? İlk yarıya zaten biz hazır girmedik. Giriyormuşsun değil mi? Ben çok şöyle, geç başladık biz Ali abi. Notlara yani bakıyorum. İlk maç mesela Moymuspor'la 1-1 evet, berabere kaldınız. Sonra da
özel idare. Özel idareyi kazandık burada. Ama sonrasında şey var gene, üçüncü hafta şu anda ikinci Akıncılar Spor'a. Evet, Akıncılara mağlup olduk. Evet, yani zaten tek mağlubiyetimiz var. Değil mi? Evet. Tabii tek mağlubiyetimiz var Akıncılar. Yani bizim takımımız hazır değildi. Yani ilk seninle programı yaptığımızda hatırlıyorsun, söylemiştim ya bizim zamana ihtiyacımız var diye. Çünkü takımı biliyorum. Geldiğimde benim 10 gün vardı maçlara, takım yoktu. Evet, doğru söylüyorsun. Yani biz bu takımı oluştururken bayağı sıkıntılar çektik. Burada yani yönetim kurulunun çabası, Hasan'ın çabası bizim, Hasan Yaşar'ın. Yani onların sayesinde bu takımı oluşturabildik. Yoksa yani ben de 2 senedir uzaktım. Biliyorsun tavşanımda yoktum. Evet, evet, evet. Yani amatör kümeyi fazla izleme şansım da olmadı. Yani yönetim kurulunun özverisi, Hasan Yaşar'ın özverisiyle bu kadroyu bu şekle getirebildik. Zorlandık tabii. Ama ben şunu söylüyordum hep, yani bizim zamana ihtiyacımız var. O gün de söylemiştim sana. O zaman geçtikçe takım oturdu. Bizim istediklerimizi de sahaya yansıtmaya başlayınca çocuklar hep bu duruma geldik. Bu duruma geldik. Yani hep şunu söylüyordum, yani biz uzun süre işte üçüncü, dördüncü, ikinci, o şekilde gittik. Akıncılar maçına kadar. Evet, 14. hafta tabii, Akıncılar maçını alınca lider olduk zaten. Lider oldunuz. Ondan sonra da devam etti. Yani tabii futbol üst sonuçlu oyun. Her şey olabilirdi o maçta da ama bizim takımımız dediğim gibi iyi oynuyor Ali abi, iyi oynuyoruz. Gol pozisyonlarına çok giriyoruz. Oyunsal anlamda iyiyiz. Sonlandırmada sıkıntılarımız var. Bütün takımlarda var zaten veya sadece bizde yok. Ama hani bu duruma gelebilmek de bizim için çok büyük bir başarı. Burada tabii emeği geçenler çok. Yani bu takımın oluşumunda, bu takımın gidişatında bir defa Tepecik Spor Yönetim Kurulu'nun inanılmaz özverisi var Ali abi. Yani şimdi yiğidi öldür, hakkını ver derler ya. Adamlar ailesinden çok takımla ilgileniyor. Benden önce antrenman sahasında adamlar, kulüpte. Adamlar neredeyse kulüpte yatıp kalkacak yani. Yani böyle bir istek, böyle bir arzu, inanılmaz derecede özveride bulunuyorlar. Gerek kulüp başkanı, gerek yöneticiler, genel kaptan, yani hepsi inanılmaz derecede bu işi sahiplenmiş. Artı taraftarımız ki sen de biliyorsun, daha önce Tepecik Spor taraftarı için farklı şeyler söyleniyordu. Ama bugüne kadar bir Moymun maçı dışında o da istenmeyen bir olay, bir iki kişinin yarattığı bir olay. Daha sonra zaten olay kapandı ki konuşuldu, görüşüldü. Şu anda en ufak bir problem yok iki kulüp arasında da. Yani en ufak bir olay da yaşamıyoruz. Sağ olsunlar, taraftarlar da takımı da seviyor. Takımın yanındalar. Bak bu hafta kahvaltı verdi taraftar. Bizim genel olsun. Evet, yani bu yeni açılan molada şey, kahvaltı verdiler. Taraftar grubu verdi. Yani çok istekliler. Tabii onların bu istekleri de gerek futbolcular gerek bizi bayağı bir şevke getiriyor yani. Her işimizi isteyerek yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Ha zaten diyeceksin ki sen zaten futbolu seviyorsun, o ayrı. tabii. Takımda mutlu olmak, huzurlu olmak çok önemli hala. Yani takım içerisinde huzur olması. Tabii. Burada tabii futbolcuların özverisi. Yani herkes bu işi istiyor açıkçası. Tabii bu da benim işimi rahatlatıyor. Bana çok büyük kolaylık. Çünkü herkes istiyor. Herkes görevini yapıyor. Bize iş kalmıyor. Biz sadece antrenman yapıyoruz. Biraz futbolcularla işte motivasyon. Çıkıyoruz, maçlarımızı oynuyoruz. Yani işim çok kolay benim. Ama bu tabii dediğim gibi ama onların çok büyük özverisi var. Yani inşallah sonda iyi gelir. 3 tane maç var tabii oynanmış. Onlardan birisi bu hafta zorlu bir maç. Küme düşmeme oynayan Ulu Oymak biliyorsun bu hafta geldi adamlar Tunç bile. Büyük Belediyespor'u yendiler. Evet, yani sürpriz bir sonuç. Sürpriz, evet hocam. Kaldı ki Tunç Bilek Belediyespor kötü bir takım değil biliyorsun. Gerçi iki futbolcusunu herhalde Linspor'a verdi. Hüseyin Güleci verdi, bir de sağ beklerine verdiler. Evet, orada. Evet. O biraz etkilemiş olabilir ama genel baktığımız zaman takım olarak iyi bir takım. Yani aslında ben onlardan çok daha da umutluyum. Mesela daha iyi şeyler yapar dedim. Tunç Bilek Belediyespor
benim beklediğim performansı gösteremedi açıkçası. Ya şimdi tabii takım içerisinde gelişen olayları bilemiyoruz biz dışarıdan. Tabii. Biz sadece sen de dahil, ben de dahil dışarıdan gözlemlerimizle hareket ediyoruz. Ama takım içerisinde neler yaşanıyor, nasıl çalışıyorlar, onlar önemli. Onların nasıl olduğunu bilmediğimiz için hani o konuda fazla yorum yapamayacağım yani. Ama iyi bir takımdı Tunç Bilek, iyi bir takım yaptılar. İyi de kaldı ki bütün takımlar bizden önce hazırdı zaten. Biliyorsun yani. Benim buraya geldiğimde bütün takımlar antrenmanlara başlamıştı. Evet, yani herkes hazırdı ama sonuçta bu durumlara geldik. Tabii mutluyuz yani o dönemden bu döneme gelişte demek ki iyi işler yapmışız ki takım buralarda. Yani bu arada tabii yönetim bazında herkese teşekkür ediyoruz. Futbolcularıma da teşekkür ederim. Gerçekten Ali abi çok temiz bir takımım var. Hatta dikkat edersen devre arası transfere de girmedik. Evet. Yani iki tane adam aldık. O da kendi takımlarından ayrıldıkları haberi geldiği için bildiğim oyuncular. O yüzden aldım onları. Yani bildiğim oyuncu olduğu için aldım. Yoksa biz o takımda zaten götürecektik. Yani fazla takımda oynamayı da seven bir hoca değilim. Yani sevmiyorum fazla takımda oynamayı. Kadroyu oturttun mu tamam. Tabii ondan sonrası artık ekstra oluyor ama gelen arkadaşların katkısı olmuyor mu? Çok büyük katkıları oluyor. Mesela kaleciler. Çok büyük katkıları var bizim takıma. Bizim eksiğimizdi. Şimdi bunu hani giden kalecilere de yanlış olmasın ama bunu herkes görüyordu yani. Kalite olarak bizim takıma biraz zayıf kaldılar. Ama nihayetinde ikinci yarı kalecilerimiz maşallahı var. Orayı iyi toparladık. Yani sonuçta elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım inşallah bunu da iyi sonlandırıp, iyi sonuçlandırıp şampiyon olarak kapatmak istiyoruz. Ha, çıkma noktasında katılıyorum. Çıkabiliriz. Tabii onun da %80, %90 şu anda iki takımın çıkacağı. Evet. İnşallah Akıncılar Spor'la beraber çıkarız. İyi. Akıncılar Spor da benim eski takımım. 5 yılımı verdim tabii oraya. Orada da şampiyonluk yaşadım. Yani o süreçte o camiayı da çok severim ki orada da çok arkadaşım, dostum var, sevdiğim insanlar var. Sadece orası değil yani Tavşanlı Gençlik'te, Moymol'da aynı şekilde yine güzel günler, şampiyonluklar yaşadık. Çevre olarak baktığımızda her takımın çıkmasını isterim yani çünkü hepsini seviyoruz, hepsinde dostlarımız var ama şu an için önemli olan benim Tepecik Spor. Yani şu anda Tepecik Spor'un hocasıyım. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah da güzel günler göreceğiz yakında. Hocam, kendi ligimizi biz kenara bırakalım da bence Türk futbolunda böyle hani bir olumsuz gelişmeler var. Hakemler açısından. Evet. İşte Merkez Hakem Kurulu 13 tane hakemi görevden aldı. Diğer hakem arkadaşları bunlara destek olmak için görev kabul etmediler. Evet. İşte hatta bu görevde alınanların arasında Fırat Aycınus var, Cüneyt Çakır var, Halit Özkahyoğlu var, tanıdığınız isimler. Halit Özkahyoğlu. Evet. Ne söylersin bu konu hakkında? Vallahi bana, yani kendi görüşüm benim, çok saçma geldi bu karar. Neden saçma geldi Ali abi, onu da söyleyeyim hemen. Futbol bazen tecrübe işi. Yani tecrübeli kişilerden faydalanmak lazım. Bu bıraktırılan hakemler baktığında ligin en tecrübeli, en iyi hakemleri. Zaten bir hakem kaosu var Türkiye'de. Bu yıllardan beri var. Yani bizim oynadığımız dönemlerde de vardı. Bu hakem kaosu hiç bitmedi. Ancak baktığında hakemlerin gelişmesi, yetişmesi zaman alıyor. Nasıl genç futbolcunun belli bir yere gelmesi için tecrübe istiyoruz. Tecrübe olduğu zaman iyi işler yapacak diyoruz. Hakemlik de öyle. Şimdi bakıyorsun hakem seminerlerine, hakem kurslarına futbol oynamış kişilerden zaten yok. Eskiden futbol oynamış kişiler futbolu bıraktıktan sonra hakemlik yapıyordu ve daha iyiydi bence. Çünkü o sahada ter atmış, o sahada futbolcunun psikolojisini bilen
futbolcuyu anlayabilen hakemler olsa bence daha iyi olur. Tabii. Bunu yapmıyorsunuz. İşte genç, akademisyen hakemler diyorsunuz. Tamam, eyvallah. Futbol oynamamış ama bunlar belirli bir yere geldiğinde, tecrübelendiğinde bunları dışlıyorsanız bu da yanlış. Çünkü artık alışmış, hakemlik mesleği olarak meslek görmüş. Bu adamın işi bu. Avrupa'da maç yönetmiş. E buna bıraktırıyorsun. Ya bu da yanlış. Ya bunları kullanmamız lazım bizim. Evet hocam. Ya biz, yani biz neyi nerede kullanacağımızı bilemiyoruz. Ya bu hakemler bırakılır mı? Bıraktırdığınız hakemler çok değerli. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yani ki Fırat Aydınus falan, yani bizim burada PTT 1. ligindeyken maçlara çıkmıştı. Kutlisi Müftüoğlu'ydu. Yani bunlar iyi hakemler. Ya şimdi bu hakemleri niye bıraktırıyorsunuz siz? Zaten hakem kaosu var. Ki yöneten genç hakemleri görüyoruz. İyi niyetliler. Tabii ki insan, bunlar da hata yapabilir ama hatalar çok olunca bu sefer VAR olayı çıktı. Ama VAR olayı da Süper Lig'de var. sadece ya, Süper Lig'de. Yani. Diğer ligler ne olacak? Yani bence çok yanlış. Bunların acilen geri döndürülmesi lazım benim fikrime göre. Ama yani bizim de yapacak bir şeyimiz yok yani. Aldıkları karara da bir şey diyemeyiz. Ama görüşe, yani kişisel görüşüm benim, bu hakemleri bıraktırmamamız lazım yani. Bunların devam etmesi lazım. İyi hakemler var işlerinde. Bildiğimiz, tanıdığımız hakemler var. Maçımızı yöneten hakemler var. Yani bunlar yanlış olduğunu düşünüyorum ben yani. Çok haklısın hocam, ben de katılıyorum sana. Ben de yani bir anda ortaya çıkan ve anlamsız yere bir kaos oluşturan bir durum oldu bu. İnşallah düzelir. Hani zaten sıkıntı var. Yani hakem sıkıntısı yani yaşıyor Türk futbolu. E bunu biliyoruz. Hatta bir dönem Avrupa'dan hakem getirmeye kalktınız siz. Yani elimizde var olanları şimdi siz bıraktırıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Çok haklısın. Değil mi yani? Bu da yanlış. E şimdi acemi hakemler çıkıyor. Yani acemi derken maç tecrübesi az olan hakemler çıkıyor. E tabi hatalar daha fazla oluyor. O yüzden hataları en asgariye indirmek için tecrübeli hakemlerden faydalanmak lazım bana göre yani. Evet. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim ben. Değerli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimize bir şey hatırlatalım. Programı çarşamba günü çekiyoruz. Perşembe gecesi yayınlanacak. Evet. Ve Perşembe gecesi gene Türk futbolu adına önemli bir gece olacak. Galatasaray'ın maçı var. İstanbul'da evet. Barcelona'yı konuk edecek. Ne dersin maçı? Ya inşallah gönlümüz Galatasaray'dan yana. Yani tabii başarılı olmasını istiyoruz ama zor bir maç. Şimdi onu da söylemek lazım. Yani bu bir hayal değil. Bunu zaman zaman bizim Türk takımları yaşadı. Güzellikleri. En büyük örneği yine Galatasaray. Evet. UEFA şampiyonu, yani Süper Kupa şampiyonu. Neden olmasın? Futbolda her şey var. Ben antrenmanda aynı şeyi söyledim futbolcularıma da. Yani Galatasaray'ın oradaki başarısı küçümsenemez. İşte futbolda her şeyin olduğunu Galatasaray çok güzel örnekle gösterdi orada. Yani bir Barcelona'ya gidiyorsun orada, kendi sahasında puan alıp geliyorsun. Ki buradan Galatasaray'a giderken herkes 3-4 diğer diyordu. Evet, değil mi abi? Yani, tabii. Ya şunu biz bir defa bırakmamız lazım. Ya kendimize güvenmemiz lazım bizim kendimize güvenimiz. Evet, en tepeden en aşağıya kadar önce kendine güveneceksin. Ya kendine güveneceksin. Ya futbolda her şey var. İşte buyur. Ne oldu yani? Sonuca baktığın zaman Galatasaray gitti, Barcelona'dan puan aldı geldi. Ve ikinci maça da avantajlı başlıyor kendi saha seyircisiyle. Yani hemen biz işte Barcelona, gardlar düşüyor, omuzlar düşüyor, moraller buluyor, bozulmasın. Galatasaray daha önce bunları yapmadı mı yani? Evet. Yani evet. Kimleri eleyip şampiyon oldu Galatasaray? Onun için yani ben şansımızın olduğuna inanıyorum. Yani futbolda her zaman bir şansın vardır. Yani Galatasaray son Beşiktaş maçında iyi oynadılar. İzledim evet. Ben maçı, Beşiktaş-Galatasaray maçını. İnşallah başarılı olurlar yani, gönlümüz Galatasaray'dan yana. Umudum var yani. İnşallah var. Tabii hocam. Ben bir tarafım da Galatasaray'dır. Ben çapım. Ha, favori aslında Barcelona'dır. Bu bir gerçek. Yani benim görüşüm böyle yani. Gene de
Biz orada beraber kaldık ama burada Barcelona başın favorisidir bana göre. Ama her şey olabilir. Tabii, yani bunu zaman içerisinde kendimiz de yaşıyoruz Ali abi. Yani karşındaki takımı küçümseme. Ki Barcelona takımı da muhtemelen küçümsedi Galatasaray. Ligdeki durumuna bakıyor. Evet, doğrudur. Yani bakıyor işte Galatasaray hiç olmayacağı yerlerde bu sene. Ligdeki baktığın zaman puantaja. Onlar da muhtemelen öyle baktı ama Galatasaray'ın ismi büyük, o kadar da değil yani. Kimse kusura bakmasın, Galatasaray da çabuk teslim olacak bir takım değil yani. Onun için benim umudum var, inşallah iyi olur yani. Çok i̇nşallah olur diyelim. Sayın Hocam, bence gene keyifli bir sohbet ettik. Yani şunları da benim ilave etmem gerekir dersen, buyur onları da şey yapalım. Yok, yok abi, yani söylenecek bir şey yok. Zaten bu program futbol programı, futbol konuşuyoruz. Diğer şeyleri dışarıda paylaşıyoruz seninle. Evet hocam. Futbol programı. Eğer bir şeyler söyledik, iyi işler söylediysek, iyi kelimeler sarf ettiysek, hata yapmadıysak ne mutlu bize. Hata yaptıysak da affola. Herkese teşekkür ediyoruz. Dinleyenlere de, sizlere de teşekkür ederim ayrıca. Bizi konuk ettiniz. Sağ olun Ali abi. Yani hocam, başka söyleyecek bir şey yok yani. Ben de teşekkür ederim hocam. Yok ben öyle çok ederim. Bir sektör şeyimiz konuşmamız olmadı. Çok güzel. Keyifli program oluyor herhalde. Sağ ol Ali abi. Teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman. Hiç sıkıntı yok yani. Tamam hocam. 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Sayın Erhan Sarıbel ile keyifli bir muhabbet ettiğimizi düşünüyorum. Umarım izleyenler ve dinleyenler de keyif alacaklardır. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var, Alternatif Radyo'da.